Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Size söz verdiğim gibi Sterling bombastik fişeğini keseceğim. Ve içinde gördüğünüz gibi arkadaşlar Sterling ses fişeği içine bir bakalım arkadaşlar, içinden ne çıkacak? Bir keselim. Ben de merak ediyorum. Bayağı da sert. İçinde taş var diye düşünüyorum. Ama başka bir şey de çıkacak mı bakalım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi size taşı toprağa ayıklayayım. Toprak da var. Size göstereyim arkadaşlar. Şöyle, bunlar taş. Bunlar taş. Şunlar toprak. Bir saniye. Hepsini gözünüzün önünde yapıyorum. Ki siz de görün arkadaşlar. İçinde görüyorsunuz bir şey kaldı mı? Bir tane şey kalmış. Önemli değil. Başka bir şey kalmadı içinde arkadaşlar. Ben şu toprakları da sizin için bir ayıklayayım. Bu toprak. Bunlar toprak. Hatta taş da olabilir. Evet, bunlar da taşmış. Bunlar da taşmış arkadaşlar. Burada başka yok. Fakat bakın arkadaşlar, Sterling ses fişeğinden çıkan malzeme. Bunlar neyse bilmiyorum. Ama bunlar taş arkadaşlar. Bakın. Hatta şöyle göstereyim ben size. Duyuyor musunuz? Evet. Bu toprakmış bakın. Toprak olduğu nasıl belli? Ama bunlar taş. Alırsanız dikkat edin arkadaşlar. Hemen ben bir tane daha keseyim sizin için. Bakalım bundan ne çıkacak. Buna da bir bakalım. Artık tüfeğinize zarar verip vermeyeceğini siz kendiniz karar verin. Ona göre dikkatli alın arkadaşlar. Ben bunları her tüfekte kullanmayacağım. Sadece sizin için gösterdiğim o sarsılmaz tüfeğini de kullanacağım. Çünkü zaten artık paslandı. 8 ayda. Onu bir atacağım, bu taşlı şeylerin bir atacağım. Bakalım namluya ne gibi zarar verecek. O zaman belli olur arkadaşlar. Burada ne çıktı? Aynı şekilde arkadaşlar. Burada da böcek çıktı. Bir tane kurumuş bir tane böcek var. İki tane böcek çıktı arkadaşlar. Bite benziyor. Vallahi billahi. İki tane böcek çıktı arkadaşlar. Zaten bir arkadaş demişti. Ben kestim abi, içinden canlı bir böcek çıktı. Bende canlı çıkmadı. Bende iki tane ölü çıktı. Buğday tohumu çıktı arkadaşlar. Ve tabii ki olmazsa olmazımız taşlar. Buyurun. Bu da taş. Bu da bunlar böcek. Bu da taş. Başka taş var mı? Başka taş göremiyorum. Ama bunlar namluya zarar vermesine yeter diye düşünüyorum. Çünkü keskin uçları var. Gayet de şey. Arkadaşlar yani tarlada ne var ne yok, İçine doldurmuşlar. Börtüsünün, böceğinin, taşıyla, toprağıyla ne buldularsa
Tarlayı içine doldurmuşlar arkadaşlar. Artık alıp almamanız size kalmış. Ben alın veya almayın da demiyorum. Ben kararı size bırakıyorum arkadaşlar. İyice net olarak da şöyle önünüze gelip göstereyim. İyice görün arkadaşlar. Bir saniye. Pardon. Bakın arkadaşlar bunlar. Bunlar taş. Bunlar taş. Bunlar da böcek arkadaşlar. Bakın ay bir şeyin bitine benziyor. Ayaklı mayaklı antenli mantenli böcekler. Burada da bir tane buğday tohumu var. Bunlar da zaten başka bir tür tohum. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Aslında bilmek de istemiyorum. Gerisini size bırakıyorum. Buyurun arkadaşlar. Buna da iyice bir bakalım. Bakın arkadaşlar taş. 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 Başka neredeydi? Bu değil ama burada var. Burada karışmış içine. Bakın. Taş. Bu da taş ya. Bu da taş. O da taş. Evet. Yani gördüğünüz gibi içinde her bir şeyi koymuşlar. Bundan sonra zaten ben sterling fişeği kullanmıyordum. Bunlar da en son aldıklarım oldu. Daha bana bedava da verseler ben kullanmayacağım. Ama size kararı size bırakıyorum. Siz alabilirsiniz. Belki namluya zarar vermez. Ben kararı size bırakıyorum arkadaşlar. Alıp kullanabilirsiniz. Ben sadece bana gelenleri size gösterdim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar.